Sevgili Siyer Ertürk dinleyenleri ve izleyenleri, Doktorlar Randevu'da bu hafta yine değerli bir hocamızı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda göz hastalıkları uzmanı doçent doktor Faik Oruçoğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle güneş ışınlarının göze verdiği zararları ve güneş gözlüklerinin önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Faik Bey stüdyomuza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi dilerseniz öncelikle bu güneş ışınlarıyla başlayalım. Daha sonra gözlüklerle, güneş hı hı. gözlükleriyle devam edelim. Güneş ışınları, hangi tür ışınlar var ve göze ne tür zararları var bunlar? Onları öğrenebilir miyiz önce? Tabii ki güneşten çıkan enerjinin bir kısmı tabii ki yeryüzüne yayılmakta. Bunlar bizim görebildiğimiz ve göremediğimiz ışınlar olarak karşımıza çıkmaktalar. Şimdi insan gözün algılamadığı dalga boyunda ışınlar var hı hı. ve bu ışınlar bir kısmı yere ulaşıyor bir kısmı zaten ozon tabakası tarafından engelleniyor. Ee, ve e, bu ışınlardan en önemlisi ultraviyole A ışını, B ışını ve C ışını isimlendirdiğimiz e, ultraviyole ışınlardır. Evet. Ee, ultraviyole C ışını zaten ozon tabakası tarafından engelleniyor, bize ulaşamıyor. Bizim Aha. için zararlı olan ışınlar e, ultraviyole B e, ve A olarak ışınlandırdığımız. iki e, ışın yani. Iki ışın. Zararlı. Ee, ve bunlardan da en çok bize insan olarak bize ulaşanı A ışınları. Hmm. Şimdi bu A, B, C. Ee, ışının dalga boyu ile ilgili bir şey. Evet. Şimdi biz e, işte 400 nanometrenin altındaki dalga boylarını fark etmeyiz. Yani o renkleri algılayamıyoruz, Hı -hı. o ışınları algılayamıyoruz. Ee, öyle ki e, C dediğimiz kabaca söyleyecek olursak e, 100 ile 200 aslında 280 o civarlardaki bir e, dalga boyundaki ışını tarif ediyor. Hı -hı. Ve bu arttıkça e, kabaca söyleyelim işte 200 ile... 300 arası, 315 arası e, ultraviyole B ışığını temsil eder. E, i̇şte 300 ile 400 tam olarak söyleyecek olursak 385'e kadar olanlar da ultraviyole A ışığını temsil eder. Hı hı. İşte bizim gözümüze ulaşanlar, bizim vücudumuza, cildimize ulaşanlar işte bu ultraviyole B ve A ışınlarıdır. Hı hı. Aslında bu ışınların ötesi de var ki buna da mavi ışın diyoruz. Hı hı. Mavi ışın bizim algıladığımız ışınlardır. Ee, ve hani dalga boylarını söyledim ya 400, evet. bunlar 400'ün üzerindeki dalga boyunda bizim e, karşımıza çıkarlar e, ve bu mavi ışınlarında yine e, düşük dalga boylu ve e, uzun dalga boylu ışınları vardır e, ve bunların bir kısmı zararlı etkenler bırakırken bir kısmı bizim için yararlı etkenler bırakmaktadır hmm. e, ve bu e, mavi ışınlar dediğimiz ışınların dalga boyu da e, 400 ile 500 arasında işte Bölecek olursak 450'ye kadar ki e, yoğun olma e, dalga boyu 435'tir. E, 450'ye kadar olanlar gözde bazı hastalıklar e, oluşturabilirken hı hı. bunun üzerindekiler genellikle e, göze herhangi bir veya vücuda herhangi bir etkileri olmuyor. Hı hı. Bu mavi ışık dediğiniz algılayabildiğimiz dediğiniz yani Şimdi, bizim gözlerimizi rahatsız eden ışık mı? Hani gözlerimize bravo, çok kısmamıza neden olan. Kesinlikle öyle. Bizim mesela gökyüzüne baktığımızda mavi görmesinin sebebi işte o mavi ışınlar. Hmm. Ee, mavi bir ışın dalgası yayılıyor. <laughs> ee, ve bu bizim aslında e, görmemizi sağlarken, çevremizi görmemizi sağlarken bir taraftan yansımalar sebebiyle gözümüzü kısmamıza sebebiyet evet. veriyor. Ve gözümüzü kısmamızın sebebi de reflekstir. Çünkü bu <laughs> mavi ışınların gözün içerisine girmesini %30 oranında engellemiş oluyoruz gözü kısarak. Ama gözü kısmalar diğer %70'i geçirmekle beraber göz kaslarında yorulmak, hı hı. göz e, derisinde kırışıklıklara sebebiyet verebilmektedir. Evet evet cilt kırışıklıklarına da neden oluyor. Hı. Peki o zaman gözlüklere şöyle pas atalım nasıl korunuruz bu ışınlardan? Şimdi isterseniz bu ışınlar ne yapıyor gözde? Onlardan ha, evet, bahsedeyim. Evet evet. Ee, nedir neden olur? Zarar, zararları nedir? Yani e, derimizi yakıyor tamam bunu biliyoruz da gözü ne yapıyor? Evet. Şimdi e, tabii ki derimizi yaktığı gibi göz derimizi, göz çevremizdeki göz kapaklarımızı derimize de etkisi var. Hı hı. Oradan başlayalım. Ee, öyle ki bu derinin yakmasının sonucu bazı kronik enflamasyon ve kansere kadar götürebilmekte. Hı. Cilt kanserlerinin önemli kısmı. E, güneşe maruz kaldığımız yüz ve boyun bölgesinde ortaya çıkmaktadır. Hı hı. E, ve bu e, kanserlerin de yine yaklaşık yüzde %10'u sadece göz küçücük bir alan da olsa göz kapaklarında ortaya çıkmaktadır. Ve buradaki en önemli risk faktörü de güneş ışınlarıdır. Göz kapaklarından göz yüzeyine geçtiğimizde bizim gözümüzün beyaz kısmı var. O beyaz kısmında et yürümesi olabiliyor. Biz buna pitejim diyoruz veya sarı lekeler olabiliyor. Biz buna evet. pingakula diyoruz. Hı. Ee, o pterjim dediğimiz, e, kabaca işte et yürümez dediğimiz olayda da yine risk faktör olarak güneş gösterilmiştir. Hı hı. Biraz daha içeri girelim. Nereye gidelim? İşte e, lensimize. Evet. E, gözümüzün içerisinde bir lens vardır. Ve bu lens e, bizim görmemize yardımcı olan e, doğal bir lenstir. Burada katarak dediğimiz bunun koyulaşmasına da getirip çıkartıyor. Sertleşmesine de getirip çıkartıyor. Hı hı. Daha ileri gidelim. Yani gözün iç, iyice içine dalalım en iç tabakada da retina dediğimiz sinir tabakamız var. İşte sinir tabakasında da yine tahribatlar oluşturmaktadır. Ee, biliyoruz ki gözümüzün ön yüzeyindeki kornea ışınların belli bir kısmını engelliyor. Hı hı. Geri içeri giren ışınların bir kısmını da işte bu lens dediğimiz e, merceğimiz engelliyor. Ama geri kalanı işte e, göz sinirlerine ulaşıyor ve göz sinirleri tarafından emiliyor. Hı hı. Ee, öyle ki Ultraviyole e, A ışınları lense kadar ulaşıyor, B ışınları da ulaşabiliyor ama daha çok A ışınları ve lenste de çoğu önemli bir kısmı engelleniyor. Fakat lens tarafından ve göz tarafından engellenmeyen önemli, ve retinamza dediğimiz sinire kadar ulaşan önemli ışın ise aslında bu mavi ışınlardır. Hmm. Biz mavi ışınları hiç dile getirmiyoruz, hep ultraviyollerden bahsediyoruz evet, evet. ama e, yapılan <laughs> çalışmalar bunu göstermiştir. Ultraviyole işte cilt kanserleri. Ee, Pterjim dediğimiz işte dejeneratif hastalıklar, katarak dediğimiz hastalıklardan sorumluyken retin hastalıklar ki yaşa bağlı makula dejenerasyonu dej dediğimiz bir hastalıktan bahsediyorum. Hı hı. Ee, isminden de belli olduğu üzere yaşa bağlı ortaya çıkar. İleri yaşlarda gördüğümüz bir şeydir. En önemli risk faktörü myovishin'lardır. Çünkü myovishin'lar o sinir e, tabakasına ulaşıyor <laughs> Bu arada e, yaşa bağlı makula dejenerasyonu oluşturuyor. Yaşa bağlı makrodejenerasyonu gelişmiş ülkelerde en önemli körlüklerin başında geliyor. E, çünkü tam görme merkezini tutuyor. Bir kümülatif bir etkisi vardır. Kümülatif etki bu demektir. Birikerek etki gösteriyor. Hı hı. Yani e, bunu misal vereyim. Bizim güneşi olan maruziyetimiz, ultraviyole bu olan maruziyetimiz ee, ömür boyundaki bir maruziyettir. Yani toplanarak tesiri gösterir. Anladım. O yüzden de yaş ilerledikçe e, güneş gören yerlerde daha çok çiller ortaya çıkar. Daha çok benler evet. ortaya çıkar. Aslında bunlar bir anda ortaya çıkmıyor. Birikim. Bunlar yılların birikimidir. Hmm. Gözde de aynı şey oluyor işte. Gözde de yılların birikimi sarı nokta dediğimiz bazı hastalıkları ortaya çıkartıyor. O yüzden yaşlılıkta da göz hastalıkları artıyor herhalde. Kesinlikle. Zaten hmm. dikkat ederseniz katarak sarı nokta hastalığı ileri yaş hastalıklardır. Eee hmm. Şimdi burada e, güneş kadar beslenmemiz de önemli. Hı -hı. Deniliyor ki işte güneş ışınları, yaş, genetik ve beslenme bunları birbirine topladığımızda işte bu kronik e, ve yaşa bağlı ortaya çıkan hastalıkların sebepleridir. E, ben e, Afrika'da gönüllü olarak çalıştığım belli bir müddet oldu. Hı -hı. E, çok ilginçtir. Çok erken yaşlarda çok ileri derecede kataraklarla rastlanılmaktaydık orada. Hı -hı. E, bakıyorsunuz katarak yaşında değil ama katarak gelişmiş veya çok şiddetli katarak gelişmiş. Evet. Ee, o zaman bakıyorsunuz iki faktör var. Biri güneş, biri beslenme. Yani Hı. bu sebeplerden dolayı da katarak işte oralarda daha sık karşımıza Hı. gelmekte. Evet. Peki o zaman mutlak surette güneş ışınlarından korunmamız gerekiyor. Gözlerimizi evet. korumamız evet. gerekiyor. Yaz kış fark ediyor mu? Yazın daha mı çok dikkatli olmamız Şimdi, gerekir? Şimdi e, ultraviyole yazın tabii ki daha çok maruz kaldığımız bir olay ama Hı. Ee, ultra böyle yılın her zaman önümüzdedir. Her zaman olan, evet. ee, şimdi ultra böyle nedir? Bir direkt alırız. Hı hı. Yani yukarıdan gelir. İki yansımalarla alırız. Hı hı. Nedir bunlar? İşte camlar, dışarıdaki bina camları. Onlardan yansımayla gelir. Üç, e, düz yüzeylerden alırız. Mesela asfaltta. Evet. Mesela e, denizden. Tamam, oradan yansımalar olur. Hı hı. E, ve en sonunda kardan alırız. Kardan çok onu yansıma olur. Evet. E, ve e, en önemli yansımalardan birini kar e, sağlar. Geldiği ışının hmm. yaklaşık yüzde seksenini falan geri bize gönderir. O hmm. yüzden de iki defa daha çok ultraviyoleye maruz kalmış oluyoruz. E, i̇şte e, kardan korunmak, kar lavalarda veya karda çok dışarıda kaldığımız zamanlarda aynı güneşte korunduğumuz kadar önemlidir. O zaman da güneş gözlüğü korunacağız. Kesinlikle, kesinlikle. Evet o zaman nasıl korunacağız onu soruyorum şimdi size güneş gözlüklerinden bahsedelim. Yani bir de e, Hı -hı. şeyi soracağım. Sadece güneş gözlüğüyle mi korunabiliriz? Ayrıca da e, teknoloji e, çok ilerledi mi bilmiyorum ama mesela lens kullanıyoruz günümüzde. Lensler var mı bununla ilgili korunabilecek? Şimdi e, şu an günümüzde teknolojide ultraviyole hiç şey, ultraviyole blokajı korumaya her şeyin içine dahil ediyoruz. Gözlük taktığımız lens ve katrak ameliyatında gözün içerisine yerleştirdiğimiz mercek. Hı -hı. E, gayet güzel korumaları var ama. Göz yüzeyi ne yapacağız? Evet. Hani e, diyelim ki tamam retinayımızı koruduk, kataraktan da korunduk ama e, beyaz kısmı kalmış oluyor gözün evet. veya göz kapakları kalmış oluyor. Yani buralar da korunması için hı hı. E, güneş gözlüğü yerinde şart. Hı hı. Hı hı. Yani lensiniz, gözünüze taktığınız lensiniz ultraviyole blokajlı olsa dahil. Yani illa ki evet. mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız güneş gözlüğü gerekiyor. gerekiyor. Şimdi tabii bir e, orijinal güneş gözlükleri var ki muhakkak onları Hı -hı. E, tavsiye edeceksiniz. Bir de iş portada satılan e, taklit güneş gözlükleri var. Güneş gözlüğü olurken nelere dikkat etmemiz gerekir? Onu soracağım. Bir de bu portada satılan güneş gözlüklerinin ne tür zararları e, olur kişiye? Ee, güneş gözlükleriyle ilgili e, bir genel bir bilgi verelim mi? Evet. Yani camların evet. e, özellikleriyle. Hı hı. Şimdi e, güneş gözlükleri bir e, boyama olabiliyor. Hı hı. E, bu normal bir e, organik bir cam, Polikarbonatlı e, bir cam. Hı hı. E, boya içerisinde tutularak, tutunma e, zamanına bağlı olarak bazı boyalarla boyanıyorlar hı hı. ve bunlara boyama camlar diyoruz. Bunun dışında e, eklenen e, ayna kaplamalar var hı hı. ki bu ayna kaplamalar e, dışarıdan aynı ayna gibi bir yansıtma yapıyor. Hı hı. E, bunu dışarıdakiler gör ama takan kişi bu şeyi fark etmez. Gözde gözükmez çünkü çok koyu bir kaplamadır o. E, ayna kaplamalar e, daha çok işte biraz önce bahsetmiştik e, kardaki yansımalardan daha çok bizi korur. Hı hı. E, i̇şte yine. Denizde çok zaman geçiren, su üzerine çok zaman geçiren insanlarda bizim önerdiğimiz gözlük çeşitleridir. Polarize camlar var. Bunlar Hı -hı. E, yansıyan ışını kırarlar. Hı -hı. E şimdi güneş ne dedik? Direkt geliyor, bir de yansıyarak geliyor. Polarize'nin yansıyan ışınları kırması ve aynı zamanda bizim kontrast duyarlılık dediğimiz keskin görmede de bir ek bir katkı sağlıyor. Hı -hı. Bir de e, kromatik, ve fotokrom dediğimiz camlar var ki bu camlarda güneşi gördüğünde daha doğrusu ultraviyoleyi gördüğünde renk değişimiyle devam ederler. Hı hı. Şimdi e, bunlar e, camlar ve bu camların e, özellikleri e, güneşin e, zararlı etkilerinin göze gelmesini önlemek. Hı hı. E, bu camların e, dediğim gibi e, kaplamalarının bir önemi var. Polarize olmasının bir önemi var. Hı hı. Ee, peki renkli olmasının bir önemi var mı? Evet. Aslında direkt renge bakarak bu renk e, ultravioleten koruyordur demek doğru değil. Hı -hı. Böyle bir örnek vereyim. E, normal bir cam renkli herhangi bir başka bir camdan daha fazla koruma yapabilir gözü. Hı -hı. E, o yüzden renkli olması değil camın özelliği burada elzemdir, önemlidir. Ee, ama yine de boyamalarla ilgili e, bazı e, göze faydalı olabilecek özellikler söylenmektedir. Mesela hangi renkler nerelerde e, faydalı olabilir? Hı -hı. Mesela e, füme boyamalar, füme renkler Hı -hı. E, genel olarak çok kullanılır Hı -hı. E, ve e, rengi gördüğümüz renkleri en az bozarlar. Şimdi burada nedir? E, güneş gözlüğündeki özellik bir. Güneşten koruma, ultraviolet ışınlardan koruma. Evet. İki, e, mavi ışınlardan koruma. Hı hı. Üç, bizim görüşümüzü etkilememesi. Yani gördüğümüz şeylerin hı hı. E, renk tonlarını çok fazla bozmaması, yanıltmaması, yani. yanıltmaması renklerle ilgili ve iyi bir görüş sağlaması hı hı. Dört, kontrast duyarlılık yani netlik vermesi, keskinlik verilmesi. Hı hı. Değil mi? Şimdi e, o yüzden bunlar önemli. Mesela sarı veya altın boyamalar. Hı hı. Değil mi? Bunlar her şeyi olduğundan daha parlak ve daha keskin gösterirler. Hı hı. Bu şeyler. Ancak ne yapıyor? Algılan renkleri bozmuş oluyor aslında. Yani hı hı. gerçek renginden bozmuş oluyor. O yüzden de hani sizin için e, dışarıdaki renkler önemli, öyle bir göreviniz, işiniz varsa bu mesela bu boyalar bu renkler uygun olmaz size çünkü olması gerekenden farklı, farklı gösterir gösteriyor renkleri. Evet. Misal e, bal rengi veya kahverengimsi boyalar vardır. Hı -hı. E, bunlar da sık kullanılan boyalardır. E, bunların özelliği kontrast ve netliği artırıyor, keskin görme şeyini artırıyor. Bu iyi, rengi çok bozmuyor, e, Parlamalar azaltıyor ve böylece e, başka bir e, bilgilerde de Katarak oluşumunda da e, engelleyici bir rol olduğu söylenmiş. Hı hı. Yeşil renkler var. Evet. E, kontrast ve görüş netliğini en iyi bunlar gösterir. Yani en net hı. şeyi bunlar verir. E, mor ve pembe boyalar. E, bu boyalar. Daha çok bizim av ve su yüzeyindeki çalışmalarda önerdiğimiz yansımalar, yansıyan ışınlarla ilgili daha iyi bir şey verir. Bize bir koruma verir. Şimdi bu boyamalar bahsettik. Peki boyamaların dışında ne yapabiliriz? Ek polarize cam. Bunların üzerine polarize eklenebilir Polarizeyi ne zaman önemsiyoruz? İşte diyelim ki uzun araba yolculuğu. Düzgün bir asfaltta gidiyorsunuz Sizin için e, görüş önemli Görüş mesafesi önemli Ama ne oluyor o ışınlar Güneş ışınları asfalttan bir buharlama Ve yansıma yapıyor evet. Ve bu bizim <laughs> netliğimizi de bozuyor İşte o zaman polarize camlar Burada işin <laughs> içine giriyor Bize yardımcı oluyor <laughs> ee, Bir de ne demiştik Ayna kaplamalar <laughs> ee, Onlar da yine söylediğimiz gibi daha çok Su ve kar yüzeyindeki işlerde Öneriyoruz o zaman e, gözlüklerin özellikleri kişiye göre değişiyor diyebiliriz değil mi Fatih? Evet. Mesela bir sürücünün kullanacağı gözlüğün özelliği evet, dediğimiz evet, gibi mesela polarize olmalı. E, pek genel olarak e, ne, nasıl bir gözlük önerirsiniz? İdeal bir gözlük şöyle şöyle olmalı diyebiliriz. Şimdi ideal gözlük camı ve modeli uygun olmalı. Şimdi Hı -hı. biz neye bakıyoruz? İşte cama. Ama çerçeve de önemli. Çerçeve bizim yüz, e, gözümüzü tam kaplamadığı sürece yine biz sağdan soldan ışınlar almış oluyoruz. Hı hı. Yerden yansımayla alabiliyoruz. Veya yukarıdan alabiliyoruz. Önümüzden gelmiyor sonuç olarak ışınlar. Evet. Daha çok yukarıdan <laughs> ya da aşağıdan geliyor. Hı hı. E, şimdi e, o yüzden çerçeve de önemli. Çerçeve bizim gözümüzü tam kaplaması gerekiyor. Hı hı. Ve e, yüzeye ergonomik olması gerekiyor. Göz yüzeyini yuvarlak şekilde kaplaması gerekiyor. E, tabii ki hafif olması gerekiyor çünkü burnumuzu deforme etmeyecek, burnumuzda iz bırakmayacak Hı -hı. ve burnu oturan kısmı da yine rahat olacak, ayarlanmış olacak. Ee, kulağa oturan kısım kulağımızı sıkmayacak, kulak Hı -hı. arkamızda sorun oluşturmayacak çünkü güneş, terleme ve bu Hı -hı. da ek e, sıkıntı oluşturuyor. Hı -hı. E, diğer önemli bir husus, biz de diyoruz ki işte güneşi önden koruyor. Peki arkadan camın arkasındaki ultraviolet blocaj birçoğunda yok. Ee, <laughs> şimdi böyle düşünün, cam var gözümüzün önünde, önden gelen ultraviyoleyi koruyor. Hı hı. Bir de arkamızdan gelen ultraviyole ışınlar var. Ultraviyole her yerde, sağımızdan, solumuzdan, evet. önümüzden gelmiyor, direkt ışık gözümüze tutulmuyor. O kafamızın üstünde bir güneş var, her tarafta var. Evet. Ve bu güneş yere geliyor, yansıyor, cama değiyor, yansıyor. Hı hı. Ee, ne, ne oluyor? Geliyor. Bir kısmı da Camın e, göz tarafı olan yani iç kısmına İçeriye geliyor. İçeriye yansıyıp yine Oradan yine göze yansıyor. giriyor. Doğru. Şöyle geliyor. He, o zaman onu da blok etmesi gerekiyor. Evet. Yani ultraviyole blokaj dediğimizde sadece üst kısım değil iç kısmında i̇ç blokaj kısmında önemli. Hmm. E, bu sebepten e, <laughs> işte ne diyeceğiz? Cam olacak. Polikarbon olacak. E, i̇şte bazı durumlarda polarize olacak. Bazı durumlarda aynamal olacak. Gözümüzü tam ile kapsayacak. kapsayacak. Ultraviolet blokajı tam olacak. Tam demek ne demektir biliyor musunuz? %90 değil, %100 blokaj sağlayacak. Hmm. Çünkü zaten e, biz size, bizim için önemli olan o %1'ler, %2'ler. ikiler. Evet. Geri kalanı zaten gözümüz belli birini engelliyor. İşte ne bileyim ozon önemli bir kısmını engelliyor. Göze gelene kadar, vücuda gelene kadar önemli bir kısmı zaten kayboluyor. İşte bize o %1'ler, %2'ler önemli. Hmm. E, şimdi e, camlarda böyle bir özellik vardır. İşte ultraviyole blokajı göstermek için UV 400 yazar. Ne demek bu? Evet. 400 nanometrenin altındaki tüm ışınları engeller demektir. Hmm. E bize de zaten oraya kadar lazım. Yeterli yani. Yeterli. Yani, yani bir e, camımız 400 nanometrelik bir ışını kırıyorsa UV 400 yazıyorsa üzerinde. Hı hı. Tabii ki eğer e, yanlış bir şey yoksa yani fake olarak bu yazılmamışsa evet. dışarıdan, ortadan falan filan. Çünkü onu bilemeyiz, emin evet. olamayız. Yani bunun pasaportunda varsa Hı -hı. E, bu bizim için önemli bir rehberdir. Yani Hı -hı. bu ışını koruyor. Evet. Peki Faik Bey, gözlüklerin özellikleriyle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, bu kadar mı? Şimdi e, <laughs> bizim ultraviyol ışın bir de şu son aşamalarda tartışmalı. Mavi ışınlar var. Şimdi mavi hı hı. ışınlar diyoruz ki yaşa bağlı makrodiyazında önemli bir faktördür. Peki güneş ışınları bunu korumalı mı? Ee, çünkü bunlardan bahsetmiyoruz. Ee, çünkü bunlar zaten 400 nanometrenin üzerindeki ışınlar. Ee, güneş gözlükler 400'e kadar bir koruma sağlayacak. Hı hı. Şimdi burada biraz tartışmalar var. Çünkü mavi ışına hem ihtiyacımız var. Aslında ultraviyole ışın gibi. Hem ihtiyacımız var hı hı. hem e, şey zararı var yani hem faydası var hem zararı var. Mesela ultraviolet ışın nerede faydası var? Vücudumuzda D vitamini oluşturmasında faydası var. Evet. Yani <laughs> D vitamini bizim için önemli. Bizim önemli en önemli bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. <laughs> Değil mi? Ve dışarıdan alıyoruz bunu. Ama diğer taraftan ultraviolet ışınlar kanser oluşturuyor, katarak oluşturuyor işte gözde zararları var. Hı hı. E, foto oluşturarak işte bizim kar körlüğü dediğimiz bir körlük oluşturabiliyor. Güneş ışının kendisi makulamızı yakıyor ya. Mesela güneş ışınına bakın hı hı. E, hani güneş turulması falan bakarken işte filtre evet. kullan falan değil mi? Direkt e, makule bölgemiz dediğimiz yani görme merkezimizi yakıyor. Hı. Görüyoruz öyle hastalar. Geliyor görüyorsunuz ki yanmış. E, mikroskopla bakıyorsunuz. Biz bir mikroskop ve slit lamp diyoruz. Görüyorsunuz ki orada bir leke var. Tam da görme merkezinde. Evet. Ee, ama bir taraftan faydası var. Şimdi ultraviolet nedir? Ultraviolet işin, evet bizim ee, makula dejansında risk faktörü olarak görülse de bizim sirkodiyen ritmimizi ayarlıyor. Nedir bu ritim? Gece ve gündüz farkı. Hı hı. Şimdi biz ee, ışık ne için lazım? Görebilmemiz için lazım ama bir de bizim ritmimizi ayarlaması için lazım. Vücudun ritmini ayarlaması için lazım. Vücut ne oluyor? İşte karanlık oldu. Hı -hı. Göz onu algılıyor ve e, gözde işte melatonin e, reseptörleriyle işte melatonin sentezlenme şey merkezlerine gider ve biz uyuduktan sonra melatonin sentezlenir. Melatonin Hı -hı. bizim işte gün içerisindeki e, aktivitelerden sonra vücudumuzu bir nevi yenilenmemize yardımcı oluyor, Hı -hı. bizi kanserlerden koruyor, bir sürü faydası var. Ne zaman görevi bitiyor? İşte göz ışığını gördüğü zaman göreve bitiyor. Ona. Hmm. Bu defa diğer e, hormonlar salgılanıyor. Mesela mutluluk hormonu, serotonin, stres hormonu kortizol. Tamam? Bunlar hmm. salgılanıyor. Şimdi bunların salgılanması için mavi ışınlar işin içine giriyor. Hmm. E, o yüzdendir ki diyoruz ki e, işte dışarıda hava bizim mizacımızı yükseltiyor, işte depresyondan koruyor, hmm. e, bize enerji veriyor. E, bunlar önemli. E, diğer taraftan Zararlar var. İşte bunları dengede tutabilmemiz gerekiyor. Hı hı. Güneş gözlüğünde de bunlar işte tartışmalı konular. Mavi ışınları nereye kadar blok etmemiz gerekiyor. Anladım. Ee, diğer bir özellik daha var. Mesela e, çok ilginç bir özellik. Çocuklarda miyopi yani uzak görme bozukluğu hı hı. ortaya çıktığında çocuklarda ilerleyici bir özelliktedir. Hı. Yani ortaya çıkar hı hı. ve ilerler. İlerlecek. Artar. Artarak devam eder. Ama gösterilmiştir ki Dışarıda aktif de gösteren çocuklarda bunun ilerlemesi daha yavaş oluyor. Veya dışarıda oynayan çocuklarda eee miyopi daha azdır. İçeride daha çok zaman geçirenlere göre. Demek ki bunların bu ışınların faydaları Faydası da var. Faydası da var. Ama belli bir yere kadar işte bunların aslında dengesinin korunması lazım. Hı hı, evet. Peki Faik Bey şimdi bu özellikle gözlük konusunda eee dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin bilinçlenmesini istiyorum aslında. E, şöyle sorayım. Mesela güneş gözlüğünü tamam güvenilir bir yerden aldık ama e, orijinal olup olmadığını mesela nasıl anlayabiliriz? Hangi belirtiler bize onun orijinal olup olmadığını o zor. gösterir? O çok zor çünkü üzerinde işte bazı numarası olacak işte e, pasaportu olacak ultraviolet e, koruma ne kadar olduğu protection'ı gösterilecek. İşte UV400 olması ibaresi gerekiyor <laughs> polarize yazısı olması gerekiyor falan ama bunu dışarıdan aldığınızda yani... E, emin olmadığınız bir yerden aldığınızda hmm. bunu anlamak çok zor. Hmm. Gerçekten çok zor. Hmm. Ee, bunu bize direkt olarak ben bunun sağına soluna bakayım anlayacağım diyeceğim bir kıstas yok. yok. Şimdi işporta diyoruz ya hmm. e, gerçekten de o camlar zararlı mı? Yani biz alıyoruz, ucuz evet. alıyoruz falan. Şimdi bunlarla ilgili e, gerçekten korumuş da olabilir, ultra böyle korumamış da olabilir. E, net bir şey yok. yani Bunların e, işte analizi yapılmış, bilmem e, teknik şeyler yazılmış bir yazı yok elimizde. Hmm. Aslında güneş gözlüğü o kadar önemli ki bakın bir sürü özellik verdim. Evet. Bunların aslında aldığınızda ki bu e, iyi camlarda bile yani markalarda bile çok eksik oluyor. Hı hı. E, tüm bilgilerini, teknik bilgilerini bize yansıtması lazım. Hı hı. Hangi dalga boyunda, hangi renkler neleri geçiriyor, hangi ışınları geçirmiyor tamam mı? Ne zaman kullanılması faydalıdır? <gülüyor> <gülüyor> e, belki çobut bir karşılaşma olacak. Bir şarapta bile yazar işte bu etle daha güzel gider, bu peynirle daha güzel gider. Evet. Yani güneş gözü de aslında bu kadar yaban atılmaması gereken bir şeydir. Özellikleri çoktur. Evet. Ee, şimdi işporta diyoruz. Ee, bu Türkiye'de benim sıkça karşılaştığım bir soru ama e, mesela yurt dışında da bunu araştırmışlar. Hatta Hı -hı. güzel bir şey yapmışlar. İşportadan e, rastgele gözlükler alıp kontrol etmişler. Hı -hı. Ee, bir yazı okudum da o yüzden onu aktarmak istiyorum size. Mesela evet. <laughs> bakmışlar ee, önemli bir kısmı yüzde %100 blokaj yapıyor. Ama çok ilginç. Ama aralarında çok ilginç olan daha bir şey var. İki cam arasında farklar var. Mesela bir gözün bir tarafı bir cam, bir gözün bir camı işte %90 küsür blokaj yaparken diğer %45'te kalmış. İki Ay. cam bile birbirinden farklı Cinayet kalıyor. Cinayet resmi. <laughs> <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Yani e, düşündüğünüzde nasıl olabilir? Evet, ama oluyor işte. Evet. İşport'tan almışlar, bakmışlar yüz geliyor geliyor ama biri bir hmm. cam farklı, bir cam farklı. Hmm. Çok zararlı. Geliştim evet. çok zararlı. Şimdi zarar nereden geliyor diyeceğiniz diyecekseniz de, hmm. buradan geliyor. Şimdi e, camımız var siyah, hmm. güzel. Koruduğunu zannediyoruz ve güneşte rahat. Daha çok güneş almaya başlıyor ama korunmuyor. Evet. Daha kötüsü var. Karanlıkta göz gözbebeği genişler. Hı hmm. hı. Önde karanlık tutuyorsunuz. Evet. Göz bey genişlediği için ve o karanlık ultraviyoleyi engellemediği için bu defa gözün içerisi daha çok ultraviyole ışını alıyor. O yüzden deniyor ki böyle bir güneş gözlüğünün faydası zararından çok. Yani takma daha iyi. Hı hı. O yüzden spordan alacağımız güneş gözlüğünü bilemeyiz. Doğru. Yani bunun koruması yüzde yüz mü? Belki evet, ama belki de işte örnekte verdiğim gibi yüzde 45'tir. Doğru. Peki, o zaman orijinal gözlüğe dönelim. E, çok sık e, gözlük kullanmak zararlı mı diye sorsa yani sürekli güneş gözlüğü kullanmanın bir zararı var mıdır? Hani her şeyin azı karar çoğu zarar derler ya. <laughs> Şimdi e, normalde yok ama evet. dedim ya bazen ışınlara ihtiyacımız var. Evet. Yani o yüzden de hani yüzde yüz korunma da değil. Ama önemli anlarda güneş gözlüğü mutlaka takacağız. Şimdi e, ve kümülatif bir etkisi olduğunu unutmayacağız. Bizim Hı. Bugün taktığımız güneşten korunma önemli değil. Bizim bu yaşımıza kadar olan önemli. Evet. Ve bu birikerek etki ediyor ve geri dönüşümsüzdür. Geri döndüremiyoruz bu etkiyi. Hı, hı. Doğru. E, İş da satılan güneş gözlükleriniz zaten zararını konuşmaya aslında gerek bile yok ama e, sizin bilginiz var mı bu konuyla ilgili? Sağlık Bakanlığı peki bununla ilgili bir çalışma yapıyor mu? Yani Yataklanması gerekmiyor mu madem zararlı bunlar? E, şimdi zararlı olabilir. Çok rahat satılıyor ama. E, zararlı olabilir ama yok böyle bir çalışma, çalışma yok. Benim yok. bildiğim duyduğum da yok. Zaten dediğim gibi... Güneş gözlüğü sektöründe bile bu eksik. Yani hı. markalar bile buna Markalarda bu kadar... Markalarda bile eksiklik var. Eksiklik var. Bu kadar önemsemiyorlar. Hı hı. Ee, bir de bu güneş gözlüklerin tabii ki maddi boyutu da var. Ee, hı hı. Epey pahalı gözlükler de var. Pahalı güneş gözlüğü iyidir, kalitelidir mantığı doğru mu? Yoksa Yok yani <laughs> her iyi böyle gözlük bir şey, pahalıdır diye hayır, bir şey yok mu? Tabii ki. yani Öyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Ee, bunlar tabii ki belli bir markalar isim çıkarmışlar. Hı hı. O yüzden de e, ne yapıyor markasını satıyor. Hı hı. Ama baktığınızda birçok bir e, ünlü markaların e, camları aldığı yer aynı. Üretici hı hı. aynı zaten. Hı hı. Yani bu e, ünlü markaların birçoğu aynı yerden cam alıyor. Aynı yerden cam tedarik ediyor. Sadece ne yapıyor? Çerçevesini farklı e, tasarımlıyor. Hı hı. Dizayn ediyor. O yüzden de e, bu markanın camı daha iyidir falan değil. yani Daha çok hani pahalı olması, marka olması değil. Ama tabii ki isim olmuş veya işte dediğim gibi hı hı. E, içerisinde e, bilgiler olan bir güneş gözlüğü her zaman için e, hı hı. güvenlidir. Peki hiç istatistik var mı elinizde veya bilginiz var mı en çok ülkemizde iş portadaki gözlükleri mi rağbet var yoksa orijinal o pahalı gözlükleri mi daha çok satılıyor en çok? Bu alım gücüyle ilgili hı hı. yani işte çevrenizdeki alım gücü neyse oraya yöneliyor. Hı hı. E, belli bir işte bilgisi olan, e, alım gücü olan mutlaka şeye, e, optiküplere ve orijinal gözlükler tercih ediyorlar. Hı hı. Renklerden bahsetmiştik. Güneş hı hı. gözlüklerinin e, renklerinden. Orada bir öneriniz olur mu? Açıkladınız hepsini sırayla ama hani e, şu renk daha bir sağlıklıdır daha garanti e, korur sizi diyebileceğiniz. Hayır, dediğim gibi renkler e, belli bir yere kadar o da kontrastlarda. Hı hı. Yani ultra bakın hiç ultraviyole koruma açısından ben renklerde hiçbir şey söylemedim. Hı hı. Yani renklerle ultraviyole koruma arasında bir bağlantı yok aslında. Evet, o tamam işin şey kozmetik yanı Kozmetik ama renk... bir de net görmeler. İşte hı hı. ne bileyim rengi karşımızdaki rengin ne kadar değiştirmesi. Değil mi? Renk algılamamızla ilgilidir bunlar. Aha. Yoksa direkt ultraviyole ile ilgili değil. Ultraviyole ile ilgili camın kendisidir. Diyorum ya cam şeffaf olabilir ama ultraviyole blokajı olabilir. Cam renkli olabilir ama ultraviyole blokajı olmayabilir veya az olabilir. O yüzden hani renkler değil buradaki şey anlıyorum. Ee, sürücülerin e, kullanması gereken gözlüklerden Polarize bahsettiniz. Dedik. Polarize evet. dediniz. E, hangi hastalıklara davetiye çıkıyor? Bundan bahsettiniz. Sorularım tükendi. Son olarak programımızın sonuna yaklaşırken e, özet olarak dinleyicilerimize ve izleyicilerimize önerileriniz. Şunu, şunu, şunu alın. Şu özelliklerde olan gözlükleri yapın diye. Şimdi e, güneş gözlükleri e, bize çocukluktan itibaren gerekli olan bir korumadır. Hı hı. Ee, güneş gözlüklerinin dışında şapkalar çocuklarda önemlidir. Şimdi e, dışarıda aktiviteler çocuklar için önemli ve çok zaman geçiriyorlar. Hani dedim ya miyopiden bile koruduğu evet. gösterilmiş. Ama buna rağmen güneşe de maruziyet çok fazla. Evet. O yüzden e, güneşten korumamız lazım. Dışarıda güneşin dışında başka etkenler de var. Alerjenler var. Hı hı. Çok fazla alerjen var. Özellikle evet. bahar döneminde. E, o alerjenler nerede birikiyor derseniz. Biriktiği en çok en e, yoğunlaştığı yer saçlarımız. Ve kirpiklerimiz en çok kirpiklerimize konuyor. Oradan göze düşüyor işte göz bahar neze dediğimiz, evet, işte göz, göz alaş dediğimiz, işte bunlar. Hı hı. Ee, o yüzden de e, çocuklardan itibaren çocukluktan itibaren bunu önemsememiz lazım. Hı. Ne dedik? Kümülatif birikerek ultraviyole işin etki gösteriyor. Hı hı. Çocuk sürekli güneşe maruz kalıyor. 40 yaşına kadar biriktirdiği ne kadar ultraviyole varsa, ondan sonra benler ortaya çıkmaya başlıyor gibi. Evet. Ee, bu önemli. Ee, onun için ben çocuklarda da e, çok güneş zamanı kullanılmasını öneriyorum. Hı hı. E, ve de e, şapka takmalarını öneriyorum. Hı hı. Bunu tabii ki aileler ne kadar e, yaptırabilir çocukların ama bu önemli. E, ama bunun yanında alacağınız güneş gözlüğü de o kadar önemli. Hı hı. Alacağınız bir güneş gözlüğü e, ultraviyole korumasızsa sadece rengine göre aldığınızda o göz bebeğini daha büyütecek, daha çok güneş enerji, güneş ışınlarının gözün içerisine girmesini sağlayacak ve faydadan çok zarar sağlamış olacak. Hı, -hı. E, güneş gözlüğü e, alırken e, sadece rengi değil, on, aynı zamanda yüzünüze oturması, onun e, ağırlığı, Yüzünüzü ne kadar kaplaması da bir o kadar mühim ve önemli. Rahatlı önemli kullanımlı. E, Ultraviyole ışınlarla ilgili kısmını mutlaka e, optikçinizle danışın. Bunların hı. korumasına kadardır. Ön koruma ve ark, camın arka kısmında da korumaları var mıdır? Hı hı. Yani bunların bir kere teyidini almanız gerekiyor. E, dört, e, güneşin faydaları var. E, Hava çok güzel. Dışarı çıkın, keyfini çıkarın. Evet. Çok teşekkür <laughs> ederiz Fatih verdiğiniz bilgiler için geldiğiniz için. İnşallah yine ağırlamak isteriz sizi Tabii ilerleyen Tabii ki memnuniyetle yerlerden. her zaman ben de çok teşekkür ederim davetiniz Sağ için. Sağ olun teşekkür ediyoruz. İyi günler.